Öncelikle yüksek riskli bir HPV tipine maruziyet gereklidir. Yani olay aslında rahim ağzında bir virütik enfeksiyon olarak başlar. Bağışıklık sistemi bunu bertaraf edebildiyse enfeksiyon atlatılır. Ancak bağışıklık sistemi bununla savaşta başarısız olursa virüsün yarattığı etkiyle rahim ağzında low grade sim dediğimiz bir takım hücresel değişiklikler olur. Yani düşük derecede squamous infiltrinden lezyon gelişir. Bu lezyonlar 2 ila 3 yıllık bir süre içinde %60 oranında gene vücudun bağışıklık sisteminin savaşı sayesinde tümüyle normale döndürülürken %15'lik bir bölümü ise bir üst kategorideki hücresel değişikliğe yani high grade sıra geçer. Bu noktada da yaklaşık bir 10-12 yıllık süre içerisinde eğer hiçbir tedavi uygulanmazsa rahim ağzının kanserine doğru bir gidiş devam edecektir. Kısacası rahim ağzı kanseri virüsle maruziyetten ki sözünü ettiğim HPV virüsün riskli tipleriyle maruziyetten sonraki 10 ila 12 yıllık bir süreç içinde geliştiği için ve bu süre içerisinde simir, korposkopi, korposkopi eşliğinde biyopsi gibi yöntemlerle öncül lezyonların erken tanısı ve tedavisi mümkün olduğu için rahim ağzı kanserleri bugün için önlenebilir kanserler grubunda kabul edilmektedir.